Bu. Sayın Özkan, buyurun efendim. Evet. Siz ne efendim, düşünüyorsunuz? Bu sorunuzu mazur görün. Efendim, insanlar yemek yiyebilir mi? Sorusu kadar basit ve anlamsız buldum. Sebebi şu. Sebebi ne? O yemeseydi zaten bu yaşa gelmezdi. İndiğinden bu tarafa, evet. İndiğinden bu tarafa, bu o kadar çok yapılmış ki bugün kimse neredeyse sayısını belirtemez. Evet. Ama belirli bir zamandan beri yapılmıyorsa, evet. İçtihat kapısı kapanmış, diyanet ben yapacağım, diyanette çalışmak da gerekmiyor, çıkıyor filan adam, ben yaparım diyor, yapıyor. Peki, ama yaptığı Kur'an'ın tam anlamını aksettiriyor, aksettirmiyor, içinde hurafe var, yok, başka şeylerle onu açıklamak, bunlar tartışılıyor zaten. Ta Zemahşeri'den, yok İbn Abbas'tan tutup bugüne kadar bütün tefsirler tartışılmış. Zaten bu Dursun diye bir adam vardı, öldü. Onun tartıştığı ve Kur'an'da çelişki var dediği de onun bunun yazdığı tefsirlerdeki çelişki. Kur'an'da çelişki bulamazsınız. Gerçekten kim buluyorsa gelsin, peki, alnını da boynunu da karışlayalım. Tamam, peki yani Kur'an-ı Kerim'i tefsir edebiliriz. Yani her çağ yeniden yorumlayabiliriz. Efendim, buna kimse bir itiraz var mı? Diyanetin de tek elinde değil bu Ahmet Bey. Beceriyorsanız siz de yaparsınız. Nasıl? Ben anlıyorsam. De, yani kendinizi veriyorsanız. Tabii efendim, o gün iki deveyi güdebilmesi için emanet edilemeyen adamlar, o kadar beceriksiz görünen adamlar Kur'an'ı anlamışlar da bugünkü insanlar bunca birikimiyle mi anlamayacak Ahmet? Kur'an Allah tarafından. Peki. Bakın Kur'an Allah tarafından diyor ki anlayasınız diye anladığınız dilden gönderdik. Yani Kureyşliler, aranızda ticaretinizi, alışverişinizi, evliliğinizi öteyi beri hangi dille konuşarak birbirinize anlatıyor ve anlıyorsunuz? İşte Kur'an'ı da biz o diliyle gönderdik ki demeyesiniz bu kitap neden bahsediyor? Şimdi burada bir dakika benim cehaletimi bağışlayın. Biraz yani bağışlanmayacak kadar fazla bu konu. Öyle mi? Yani en nazik konumuzda yani sizsiniz. Hakkı tavsiye babında söyledim. Ne yapmamı yoksa istiyorsunuz? Yoksa kusur aramak için değil. Hayır, öğrenelim diye çağırdık. Bundan da hoşnut değilsiniz. Yok yok. Nasıl hoşnut? Yani çok şikayetçisiniz siz de. Herkes neyse, şimdi şunu sormak istiyorum efendim. Efendim. Ya anlayamadığım için tekrar söylüyorum, cehaletimi bağışlayayım. Bu biraz da yani kimse buyur. Kızmasın manasına geliyor. Kureyşler sizi anladığınız dilden gönderiyorum. Evet. Bu Kur'an-ı Kerim'in Arapça olmasından dolayı söylenmiş bir söz mü? Efendim, ilk defa peygamber hangi toplumdan seçilmişse Allah'ın kendisine değişmez sünnet ittihaz ettiği, kabul ettiği bir şey var. O kavmin diliyle gönderir. Şimdi başka bir ayette diyor ki o anlamadıkları dilden onlara bir şeyler söyleseydi, peki, o zaman derlerdi ki bu adam ne söylüyor? Bir anlayan olsa da hayır, bize söylese. Başka bir tartışma.